Şeyi de çok iyi biliyorsun, o bölgede de yani sahayı da bildiğin için önce değerlendirmelerden önce bilgi almak isterim. Çünkü önceki gece bu protestolar başlamıştı Azez'de, bayrak yakıldı, sonra Karkamış'ta dün cuma namazı sonrası sınıra doğru ilerlediler, girmek istediler. Protestolar devam ediyor mu? Nedir bölgedeki durum? Evet, protestolar devam ediyor ama önceki akşam meydana gelen seviyede işte bayrak yakılması, Türk askerlerinin oradaki zırhlı araçlarının taşlanması gibi eylemlerle karşılaşılmıyor. Hatta dünden itibaren yapılan gösterilerin biraz daha küçük, az sayıda insanın katılımıyla yapıldığını ve büyük ölçüde de hatta neredeyse tamamen sloganlarında Şam'a yönelik ya da Esad yönetimine yönelik olduğu söylenebilir. Burada zaten biraz önce senin de aktardığın gibi ÖSO'dan da açıklamalar geldi. İşte 7 kişinin ya da şu ana kadar 9 kişinin tutuklandığına dair, provokatör olarak suçlandıkları için tutuklandığına dair bir takım haberler de düşmeye başladı bu muhalefete yakın internet sitelerine. Ancak yine de burada şunu da belirtmek gerekiyor. Biraz bilgi, biraz yorum bağlamında Sorel. Yani hani özellikle Azaz gibi yerler oldukça küçük yerler. Buralarda bayrak yakmaya varan ve görüntülerden anladığımız kadarıyla, düşen bilgilerden anladığımız kadarıyla en az 1-2 saat süren taşkınlıklara neden müdahale edilmedi gibi bir Evet. soru da ortaya çıkıyor. Sonrasında bu biraz daha sakinleşmesi, tonun düşürülmesi de aklıma benim açıkçası Türkiye'den siz ne yapıyorsunuz şeklinde çok sert bir çıkışın gelmiş olabileceğini getiriyor aklıma. Peki, akıllara o geliyor. Evet, bir müdahale, bir iletişim oldu ki bu tepkiler yavaşladı ama bu sadece bir açıklamayla böyle oldu. Olası bir görüşmede ne hale gelir onu soracağım. Fakat bu noktaya gelir mi? Bu görüşme olur mu, olmaz mı sayın dostlar? Putin-Erdoğan görüşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan dedi ki Putin bizden sorunları rejimle çözmemizi istiyor. Akabinde de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bu açıklamaları geldi. O soruyu size sorayım. Esad, Esed'di. Şimdi Esed tekrar Esad'a dönebilir mi? Bir görüşme söz konusu olabilir mi Putin'in isteği doğrultusunda? Şimdi Esad'ın tekrar Esed'e dönmesi yakın vadede, bugünden yarına değil, şundan mümkün değil. Birincisi iç siyaset boyutuyla mümkün değil. Yani önümüzde bir seçim var. Gelecekti. Erdoğan'ın 2010'da bu yana gerilimin olduğu, iç savaşın yaşandığı Suriye'de böyle. Sayın dostlar, şöyle yapalım da çok kesiliyor çünkü ses bağlantı. Bir kere daha denesinler arkadaşların bağlantıyı, daha sağlıklı bir bağlantıyla devam edelim. Biz o sırada Hediye Levent de sürdürelim, bekleyelim sizi. Olmaz mı? Daha iyi olur gibi gözüküyor. Peki Hediye, sana sorayım o zaman. Bölgede bunca yaşanmışlık varken 2011 yılından beri Türkiye'nin izlemiş olduğu bir politika var. Hani Kürtler açısından baktığında Amerika ile uyuşmuyor ama diğer açılardan çok da farklı değil izlenen politika. Rusya'nın, Putin'in daha doğrusu istekleri doğrultusunda bir politika değişikliğine Türkiye rahatça gidebilir mi? Böyle bir değişiklikte Suriye'nin, Esad'ın tepkisi ne olur? Açıkçası Sorel, şimdiye kadar hani Rusya ve İran'ın daha doğrusu Türkiye'nin Suriye politikalarına dair genel eğilimi, genel çerçevesi oldukça netti. Sadece geçtiğimiz yıllarda biraz Rusya ile Amerika arasındaki o bölgesel hani çatışma değil de daha çok işte sahada bir takım pozisyonları değerlendirme üzerine kurulu çekişmeden kaynaklı olarak Türkiye Suriye sahasında kendisine alan açmıştı. Yani şöyle diyelim, bir operasyon yapmaya ya da Suriye içinde işte gözlem noktası sayısını artırmaya niyetliyse eğer Amerika ve Rusya arasında o günün şartları ve gündemi çerçevesinde bir hani slalomlarla diyebileceğimiz bir şekilde bir politika yürütüyordu ve bu şekilde bugüne kadar geldi bu. Ama sonuca bakacak olursak eğer Rusya'da, İran'da başından beri Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde
ki bölgelerden çekilmesi gerektiğini zaman zaman çok sert ifadelerle, zaman zaman yumuşak bir şekilde söylediler. Ayrıca bu söylemler sadece böyle Rusya'nın, İran'ın resmi açıklamalarında kalmadı. Türkiye'nin de garantör olarak dahil olduğu Astana sürecinde ya da Soçi görüşmelerinde toplantılar, zirveler sonrasında yayınlanan deklarasyon metinlerinde yer aldı. Hepsinin altında Türkiye'nin de imzası var zaten. Hı hı. Şimdi Suriye'nin toprak bütünlüğü derken evet Türkiye'nin dış politikası ya da Suriye politikası bir taraftan Suriye'nin toprak bütünlüğü, diğer taraftan başka türlü politikalar çelişkili görünüyor. Ama Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkesinden Rusya ve İran'ın anladığı Şam'ın anladığıyla aynı şey. Burada bir tek eylemle söylemi ciddi ölçüde çelişen Türkiye var taraflardan. Şimdi Türkiye politikasını değiştirir mi? Şimdiye kadar biraz önce söylediğim gibi o bölgesel şartlar, hatta küresel siyasi çekişmeler Türkiye'ye bir takım ya da Ankara'ya bir takım alanlar açmıştı. Ama şu saatten sonra artık Türkiye'nin çok da manevra alanının kalmadığının iyice belirginleştiğini söyleyebiliriz. Bu Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması da, ondan sonra işte geçtiğimiz günlerde hükümete yakın bir basın organında çıkan Şam'la telefon görüşmesi meselesi de, işte Şam bize, pardon, Rusya bize Şam'ı adres gösteriyor açıklaması da, bütün bunlar da bana şunu gösteriyor uzun süredir sahayı takip eden muhabir olarak. Ankara hiçbir şekilde Suriye'ye, bırakın yeni bir operasyon yapmayı, mevcut durumunu korumak konusunda bile bir yeşil ışık alamamış. Ne Tahran'dan almış bunu, ne Moskova'dan alabilmiş. Bu da Türkiye'nin alanını daralttığı için mecburi bir güzergah değişikliğine götürecektir Türkiye'yi. Zaten bu... Hani ÖSO meselesi yeni başlamadı. Hani son bir buçuk yıldır orada zaten tansiyon peyderpey yükseliyordu. Hı hı. Kaldı ki Rusya ya da Moskova Ankara'ya ilk kez Şam'a adres göstermiyor. Bütün Soçi görüşmelerinde yapıldı bu gidin Şam'la görüşün meselesi. Bu çerçevede Türkiye'nin önünde hani bir İdlib meselesi var. İkincisi Suriye'nin kuzeyinde ne yapacak, orada kalacak mı kalmayacak mı? Üçüncüsü ve en tehlikelisi de bence on binlerce silahlı militanın, ÖSO militanlarının bekası ne olacak? Şimdi oraya gelelim o zaman. Ankara'nın desteklemiş olduğu bu silahlı güçler, gruplar diyeyim. Sadece bir sözle, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir açıklamasıyla bu gösteriler oldu. Sonra bir müdahale olduğu belli. Peki olası bir politika değişikliğinde, bir görüşmede dün yaşanan ve önceki gün yaşanan bu gösteriler nasıl bir sonucun ipucunu veriyor? Ne öngörebiliriz? Açıkçası bununla ilgili öngörüde bulunabilmek çok zor. Çünkü şöyle bir şey var. Birincisi son bir buçuk yıldır bu öfke orada zaten peyderpey tırmanıyordu. Çünkü Türkiye'nin o işte Milli Ordu ya da ÖSO bileşenlerine yönelik işte maddi desteği, finansal desteği, siyasi desteği, hatta toplumsal desteği büyük ölçüde azaldı hani yıllar içinde giderek. Suriye konusunda da politikasının çok belirsiz olması, diğer taraftan Türkiye içinde artık Şam'la hiçbir şekilde görüşmemeye endeksli politikanın desteğinin kalmamış olması gibi sebepler bu silahlı gruplarda endişe yaratıyordu. Şimdi bu endişeler tırmandı. Evet, dün akşam bir takım saldırılar meydana geldi. Bundan sonra bir kere şunu söyleyebiliriz. Evet, oradaki TSK, yani Türkiye'nin silahlı, askeri ve sivil görevlileri açısından tehlikeli bir dönem olduğu söylenebilir. Ancak aynı zamanda şunu da gözden kaçırmamak gerekiyor Soral. Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin desteklediği grupların bulunduğu yerlerde o bölgenin şartlarına göre çok büyük meblaların piyasada döndüğü bir kaçakçılık hattı da var, bir ticaret, evet, hattı da var. Ciddi bir hani güç ve paraya kavuşmuş olan o silahlı gruplardan, komutanlardan vesaireden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu öyle devrim meselesi, yok işte bizi Esad'a bıraktı vesaire, öyle bir şey değil bu kesinlikle. Bunlar sadece sloganlarda kalan boyutuyla. Şimdi burada en tehlikeli olan da şu, bu özellikle para ve güce kavuşmuş olan çevreler, gruplar, odaklar bunu bırakmamak için ellerinden geleni yapacaklardır. Yani sadece Şam'a muhalif bir silahlı grup olsaydı belki Şam'la Ankara arasında temaslar kurulur, bunlar da bir şekilde ihya edilir, dinlenir vesaire.
Ama mesele o değil. Dolayısıyla bu da durumu Türkiye açısından daha kırılgan, daha içinden çıkılmaz bir hale getiriyor. Şimdi bu çok önemli tabii, böyle ideolojik gibi yansıtılıyor ama o bölgedeki o ticaretin, kaçakçılığın getirmiş olduğu